Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlık'tan Ömer ben. Bu videomuzun konusu Türkiye'de yaşayan yabancıların bilmesi gereken birkaç tane önemli bilgileri ele alacağız. Kıymetli yabancılar, bildiğiniz gibi artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Hayat o kadar zor bir hale geldi ki eskisi gibi gezemiyor ve istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Bunun için kendinizi tanıtıcı belgeleri mutlaka yanınızda taşımanızda fayda var. Örneğin pasaport, İkamet izni, geçici koruma kimlik belgesi, çalışma izni belgeleri gibi sizi tanıtıcı belgeleri yanınızda bulundurunuz. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Her yerde denetimler var. Yasal kalmaya ve yasal çalışmaya özen gösterin. 2. Adres bilgisi, kimlik bilgisi veya medeni hal değişikliklerinizi 23 gün içerisinde İlgili kurumlara bildirmeniz, güncellemeniz yani yenilemeniz lazım. Yaşadığınız adreste kayıt olmadıysanız eğer kayıt yaptırmanızda fayda var. Yaşadığınız ilçede kaymakamlıkta adres kaydınızı yaptırabilirsiniz. Adres kaydınızı yaptırmanız durumunda hastanelerde veya bankalarda hesap açtırabilir ve rahatlıkla bu gibi yerlerde işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. 3. Değerli izleyicilerimiz, her türlü soru ve sorunlarınız için YİMER Alo 157'yi arayarak yardım isteyebilirsiniz. İster vize, ister giriş yasakları, isterseniz oturma izni hakkında yani yabancıları ilgilendiren konularda kafanıza takılan soruları 157'yi arayarak öğrenebilirsiniz. 4. Çalışma hayatınızdaki soru ve sorunlar için ilgili Alo 170'ten yardım alabilirsiniz. Çalışma iznine mi ihtiyacınız var ve nereden nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız eğer Alo 170'ten destek alabilirsiniz. 4. Kişisel bilgilerinizi güvenmediğiniz kişilerle kesinlikle paylaşmayınız. Eğer çalışıyorsanız bunlara ayıracak zamanınız yoksa Türkiye'de çalışmak ya da ikamet etmek isteyen yabancıların çalışma izni, ikamet izni, Türk vatandaşlığı, evlilik işlemleri gibi konuları yapabilmeleri için gerekli evraklarıyla ilgili makamlara başvuruda bulunmalarında profesyonel ekibimizle birlikte sizlere hizmet vermekteyiz. Türkiye'de yaşayan yabancıların çalışma iznine ilişkin usul ve esasları, eğitim, ev hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm, hayvancılık, eğlence sektörleri, diğer sektörlerin yanı sıra doğrudan yabancı yatırımcılar, özellikle doğrudan yabancı yatırımcılar, mesleki hizmetler ve öte yandan yabancılara yönelik ikamet izinleri, Türkiye'deki taşınmaz mülkiyeti durumu ile ilgili ticari bağlantı veya iş kurmak amacıyla olan yabancılara yardımcı oluyor ve Türkiye'de bir nebze de olsun rahat yaşamaları için bilgi veriyoruz. Beni dinlediğiniz için size canı gönülden teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bize WhatsApp hattımızdan veya yorumlar aracılığıyla ulaşabilir, sorabilir ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.